Merhaba arkadaşlar. Bugün korsanla ilgili aktivite bitmeden önce birkaç ufak tefek tüyodan bahsetmek istiyorum. Korsan aktivitesi biliyorsunuz bazen çok keyifli, bazen de çok yorucu olabiliyor. Şu anda gördüğünüz üzere 5. seviye denizi Red, yani bizim birliğin donanması, benim de içinde bulunduğum donanma almış durumda. Şimdi korsanda biz şöyle bir şey yaptık. Önce sıralamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha aktivite bitmedi ama donanma sıralamasında bizim yapmaya çalıştığımız şey şuydu. İlk iki sırayı başka birlik, başka donanmalara kaptırmamak. Ama gördüğüm kadarıyla kaptırmışız. Ben videoyu başlatmadan önce ikinci sırada Red Time vardı. Kişiselde de haliyle ilk 8'in yine bizim birlikten olması düşüncesiyle biz donanmalarımızı genelde kurmaya çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız en önemli şey, belki diğer birliklerden farklı olan bir şey. Şeye baktığımızda, sıralamaya baktığımızda, DG sıralaması aynı zamanda bir anlamda güç sıralaması da oluyor. Eşimle ben, yani Bedbah ve Emerald ilk ikiyi oluşturuyoruz ve bizim toplamdaki korsandaki vuruş gücümüze bakacak olursak Bedbah 24 milyar civarı vuruyor. Ben de 27 milyar civarı vuruyorum. Yani server'ın geneliyle karşılaştırırsak aslında ikimiz yaklaşık 3 kişinin gücüyle vuruyoruz. İlk korsan etkinliklerinin hemen arkasından şöyle bir karar aldık. Ayrı ayrı donanmalarda olmak yerine İkimiz aynı donanmada olalım ve diğer iki arkadaş birlik içerisinden sürekli değişsin. Böyle olduğu takdirde şurada görmüş olduğunuz kişisel ödüller, yani genelde ilk dört bizim donanmamızın oyuncularından oluşuyor ve ilk dört de güzel hediyeler alıyor. Ayrıca donanma ödüllerinde birincilik ödülünü alıyorlar. Yani buradaki en kritik ödüllerin başında aslında şurada gördüğünüz musiki anahtarı ve burada gördüğünüz pırlanta yüzük oluyor. Böylece yani sadece biz birinci olalım, hediyeleri alalım diye değil, birlik içerisinde bu devir daimi yapmaya çalışarak diğer arkadaşlarımızın da bizimle beraber aynı benzer ödülleri alması için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. Tabii ilk başta ne güzel Red'in iki donanması da birinci ve ikinci diyecektim. Olmadı. İkinci donanmadaki arkadaşları bir uyarmak gerekiyor. Artık portakal mı buluyorlar, somon mu buluyorlar bir bilemedim. Bu böyle kalmazsa aslında çok da güzel olacak. Tabii başka Red donanmaları da var. Red 3 var. Red 09 var. Genelde donanmalarımızın isimlerini de zaten Red ve uzantıları şeklinde koyuyoruz. Korsanla ilgili ufak tüyomuz, ya aslında tüyo değil, birlik olarak benimsediğimiz strateji bu. Eğer siz de kendi serverınızda güçlü bir birlikteyseniz, hop, siz de bunu uygulayabilirsiniz diye paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, iyi korsanlar ve yarın güzel süvariler.